Merhaba arkadaşlar. Buraya kadar derslerimizde pazarlama karmasının dört elemanlarından bir tanesi olan mamülü, yani ürünü incelemiştik. Ürünün nasıl olması gerektiğini, ürünle ilgili işte marka oluşturulmasını, ürünün pazara hazırlanmasını incelemiştik. Şimdi ürüne nasıl bir fiyat biçeceğiz? Fiyat da önemli kavramlardan bir tanesi. Bildiğiniz gibi 4P'nin bir diğer noktasını oluşturan, bir diğer unsurunu oluşturan da fiyattır. Şimdi fiyat, pazarlama karmasının elemanlarından bir tanesi. Bir değeri ifade eder. Herhangi bir ürüne biçilen değere biz fiyat diyoruz. Örneğin kalemin bir fiyat biçiyorsunuz, buna bir değer atıyorsunuz. Bu atadığınız değer, bu ürünün, yani bu kalemin değeri oluyor. Eğer değer biçmezseniz ürünün fiyatlandırmasını, ürünün pazara hazırlanmasını ya da pazarlanmasını mümkün kılmaz. Ürünün pazara hazırlanmasını ya da pazara sunulabilmesinin yollarından bir tanesi mutlaka bir fiyatının olması gerekiyor. Şimdi kapitalist sistemde özellikle Amerikalılarda insanlara da değer biçiyorlar. Ve insanlara şöyle diyorlar, her insanın bir değeri vardır. Herkesin satın alınabileceği bir değeri vardır. Kapitalist sistemde fiyatsız hiçbir şey yoktur. Her şeyin bir değeri vardır. Her şey parayla satın alınabilir mi, alınamaz mı? Satın alınabilir diyor. Amerikan mantığında ya da kapitalist dünyanın en önemli unsurlarından bir tanesi fiyattır ve fiyatla her şey bir değeri vardır ve her şey parayla satın alınabilir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bazı değerler satın alınmaz. Öyle düşünmüyor kapitalist sistemde olanlar. Her şey satın alınabilir diyorlar. Dolayısıyla amaç olarak parayı elde etmeyi gösteriyorlar. Yani diyorlar ki senin amacın para elde etmek. Ne kadar çok para elde edersen o kadar çok şey alabilirsin. O kadar çok şey alabildiğin için de çok şey alabilip çok mutlu olabilirsin. Felsefe bu. Yani onun için her şey, bütün sistemler parayı elde etmeye dayanıyor. Ne kadar çok para o kadar çok mutluluk deniyor. Çünkü diyor parayla her şeyi satın alırsın, her şeyi satın aldığın için de mutlu olursun diyor. Acaba öyle mi? Bunu da kendinize sorun. Para mutluluk getirir mi? Kapitalist sisteme göre evet. Parayla mutluluk olur. Bu görüşte olmayanlar olabilir. Evet, para her zaman mutluluk getirmeyebilir. Parayla da mutluluk olmaz. Benim kendi düşüncem bu. Ama para her şeyin ilacı olarak gösteriliyor. Peki fiyat bu nedenle? Fiyat bu nedenle bir ürün için son derece önemli olmaktadır. Fiyat alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmanın bir yoludur. Varsayalım ki burası satıcı, burası da alıcı olsun. Fiyatla ne yapıyorsunuz? Belirli bir fiyat üzerinde anlaştığınızda bu mal birinden diğerine ne olmuş oluyor? Geçmiş oluyor. Şimdi fiyatlandırmada bazı hedefler vardır. Bir şeyi fiyatlandırırken nasıl ölçeceksiniz? Eğer yeni bir ürünse bu ürünün maliyetine göre bir fiyat biçersiniz. Eğer yeni ürün değilse piyasada olan bir ürünse varsayalım ki böyle bir kalemi fiyatlandıracaksınız. Bunun fiyatını belirlerken maliyetlerin yanı sıra bazı faktörler de etkili olmaktadır. Bunları daha sonra söyleyeceğiz. Fiyatlandırmanın başarılı olabilmesi için fiyatlandırma hedeflerinin iyi bilinmesi, fiyatlandırma hedeflerinin doğru konulması gerekir. Onun için pazarlama yöneticileri fiyatlandırmayı da çok iyi bilmeli. Fiyat biçmeyi
bu ürünü kaça alınıp kaça satılmasını bilebilmesi gerekir. Şimdi bunu şöyle basit bir örnekle anlatalım. Varsayalım ki pazarda limon satacaksınız. Siz tüketicilere aldığınız fiyat, işte halden bir ürün alacaksınız. Semt pazarında perakende olarak tüketicilerle buluşturacaksınız. Yani siz pazarlama fonksiyonunu yerine getireceksiniz. Peki kaça satılıp kaça alacaksınız? Alacaksınız, üzerine bir kar koyup satacaksınız. Şimdi aldığınız, gidiyorsunuz, varsayalım ki limonu 2,5 liraya aldınız kilosunu. İşte toptan fiyatla kasayı da aldınız. Onu yarım kilo, 1 kilo, 2 kilo olarak pazarda satacaksınız. Pazara gittiniz, baktınız limonun fiyatı 2,5 lira. Ne yaparsınız? Evet, ne yaparsınız? Yani bunu daha yüksek fiyata satabilir misiniz? Evet. Bu son derece önemli. Peki daha yüksek fiyata satmalısınız ki kâr etmeniz gerekiyor. Bakın kârlılık da bir kârlılık durumu söz konusudur. Kârlılığı koruyabilmenin yollarından bir tanesi alım satım arasındaki farka biz ne diyoruz? Kârlılık diyoruz. Eğer alımla satım arasına bir makas korsanız kâr elde edersiniz. Alımla satım arasına bir makas koyamazsanız kar elde edemezsiniz. Bazen bu alımla satım ya da maliyetle satış arasındaki fark çok yüksek olabilir. O yükseklik derecesinde kar maksimizasyonunu sağlamış olursunuz. Eğer kar maksimizasyonunu sağlayamazsanız burada çok doğru bir noktaya giremezsiniz. Yani kar maksimizasyonunu elde edecek şekilde fiyatlandırma yapmanız gerekiyor. İkinci olarak satış hacmi ile ilgili hedefleriniz olabilir. Biz evet belki limondan kar elde etmeyi düşünmüyorsunuz. Limonda kar maksimizasyonuna uğraşmayacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor? Satışı artırarak kar maksimizasyonuna ulaşmayı hedefleyebilirsiniz. Bakın bu da bir stratejidir. Pazarlama zaten başlı başına bir stratejidir arkadaşlar. Eğer pazarlama stratejilerinizi doğru kurarsanız, pazarlamayı doğru yönetirsiniz. Eğer doğru kuramazsanız, pazarlamayı doğru yönetemezsiniz. Bu son derece önemli. Satış hacmi ile ilgili hedefler, varsayalım ki bunu kimler yapıyor? Bunu zincir marketler yapıyor. Çok ucuza sattıkları ürünleri reklam ederek sizi oraya çekiyorlar. Oraya çekerek bir ürünün fiyatında indirim yaparak, diğer ürünlerin fiyatlarını normal yaparak ne yapmaktadırlar? Satışı artırma yoluna gitmektedirler. Bununla ilgili olarak bir tane örneği daha önceki yıllarda vermiştim ben. O örneği tekrar etmek istiyorum. Varsayalım ki zincir marketlerden bir tanesi Torku sucukla anlaşıyor. Torku sucuğu 10 liralık alışveriş yapana diyor. Torku sucuk 9,90. Yani 10 lira diyor. Şimdi 9,90'a 250 gram bir kandal sucuk 250 gram 9,90'a satıyor. Yani 10 lira diyor. Niye? 10 liralık alışveriş yapana. Şimdi muhtemelen 40 liraya geliyor kilosu. İşte 250 gram kilosu 40 liraya geliyor. Muhtemelen o zincir marketin aldığı fiyat Torku'dan toptan olarak aldığı fiyat da aynıdır, 40 liradır. Ama peki 40 liraya aldığını 40 liraya nasıl satıyor? Şimdi 10 liralık alışveriş yapana 9,90. 10 liralık alışveriş yapmazsan 12,90. Yani 3 lira daha pahalı. O zaman ne yapıyor? Sucuktaki 3 liralık karı bırakıyor. Sucuk alanlara diyor ki sucuk alanların 10 liralık alışveriş yapmasını sağlıyor. Ne yapmak hedef, buradaki hedefi ne? Satışı artırmak. Yani satış hacmini artırmak. Satış hacmini artırarak diğer ürünlerden ne yapmak? Kazanç elde ederek
Sucuk'ta o 3 liralık kârdan vazgeçtiği o 3 liralık kârdan daha yüksek kâr elde edebilmek. Bu da bir diğer somut örneklerden bir tanesi. Bunun dışında karlılık ve satış artırmanın dışında bazen başka hedefler de olabilir. Örneğin tanınmak. Yeni bir ürünse tanınmaya yönelik daha düşük fiyatlandırmayla ya da maliyet fiyatlandırmasıyla ürünün tanınması sağlanabilir. Bu da farklı yollardan bir tanesidir. Bununla ilgili şampuanlarda çok görmüştüm ben. Deneme paketleri veriyorlar. Küçük küçük bir kullanımlık deneme paketlerini veriyorlar. Ya da deterjanlarda verebiliyorlar. Ya da tanınmış bir markayla tanınmamış bir ürünü eşleştirerek verebiliyorlar. Burada amaç reklamı ürünle birlikte reklamını yapmak. Bu da farklı bir strateji. Diğer stratejilerin içinde yer almaktadır. Peki, fiyatlandırma sürecinde göz önünde tutulması gereken faktörler nelermiş? Ürünün değeri, maliyeti, rekabeti, ürünle ilgili promosyonlar, dağıtım yöntemleri, kamuoyu gibi bir takım değerler, kamuoyunun tanınması, mesela kamuoyunun da bilinmesi, kamuoyu tarafından kabul edilebilmesi de önemli stratejilerden bir tanesidir. Bunlar da yine ne olmaktadır? Göz önünde tutulması gereken faktörler olarak dikkat çekmektedir. Şimdi maliyet dediğimiz bir olay ise maliyeti dedik. Maliyet kendisine eklenen küçük bir kârla taban fiyatın belirlenmesini de sağlayabilir. Maliyet gerçekten önemli değerli arkadaşlar. Maliyetin altındaki satışlar kâr getirmez. Tüm işletmeler, istisnasız tüm işletmelerin birinci amacı kâr elde etmektir. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Bir işletme kâr elde etmeyi hedeflemiyorsa o işletmenin varlığından şüphe duymak gerekiyor. O işletmenin gerçek bir işletme ya da o işletmenin ticari bir işletme olup olmadığından şüphe etmek gerekiyor. Eğer ticari bir işletme ise mutlaka kâr elde etmelidir. Kâr elde etmiyorsa o işletmenin başka amaçları var demektir. Şimdi bunu sivil toplum kuruluşlarına da indirgeyebilirsiniz. Bazı sivil toplum kuruluşları normalin çok altında, normal maliyeti varsa yani 5 liralık bir faaliyet gideri varsa bunu 1 lirayla eğer 1 liralık girdiyle sağlayabiliyorsa kalan 2 lirayı başkasından temin ederek yani başkasının fonlamasıyla yapıyorsa bu işte bir durum var demektir. Buna da dikkat etmek gerekir. Şunu unutmayın değerli arkadaşlar. Para veren emir verir. Eğer birinden bir para alıyorsanız emir alıyorsunuz demektir. Bu nedenle parayı alırken bir kere daha düşünmeniz gerekiyor. Yani bunu da işletme kurma aşamasında düşünmek gerekiyor. Eğer sizi birisi yardım ediyor, bu parasal anlamda işletme kurmanızı, örgüt kurmanızı, işte ticari ya da ticari olmayan işletme kurmanızı öneriyor. Bununla ilgili sizi destekliyorsa mutlaka başka amaçları da var demektir. Demek ki birincisinde maliyet varmış. Maliyetle satış arasındaki farkı da biz kâr diyoruz. Efendim ikincisi rekabet vardır. Rekabet son derece önemlidir. Çünkü işletmeler artık eskisi gibi değil. Sadece bir tane işletme yok. Eğer bir tane işletme varsa orada rekabet yok zaten. Orada piyasalar ya monopol bir piyasadır ya monopson bir piyasadır. Mesela şeker endüstrisinde monopson bir piyasa vardır. Üretici çok sayıdadır ama alıcı bir tanedir. A firması, B firması fark etmez. Örneğin Konya'da şeker pancarı üretiyorsunuz. Şeker pancarını satacağınız bir yer vardır. Şeker fabrikası. Konya şekeri satacaksınız. Konya şekerin dışında şeker pancarını nereye satacaksınız? Satacağınız yer yok. Demek ki monopson bir piyasa var burada.
Bazı yerlerde de monopol bir piyasa vardır. Yani bir tane firma eğer bu ürünü satıyorsa orada monopol bir piyasa var demektir. Örneğin işte bugünlerde virüs salgını var. Virüs aşısını kim satıyor? Sinovac şirketi. Yani Çin'de faaliyet gösteren Sinovac şirketi eğer aşıyı satıyorsa monopol bir piyasa vardır. Başka satan yok. Başka aşı vardı da yani almadık mı? Yok. Başka aşı yok. Öyleyse mecburen ne yapıyorsunuz? Bir tane piyasadan aşıyı temin etmek durumundasınız. Burada rekabetten söz etmek mümkün değildir. Rekabet nerede olur? Rekabet başka aynı ürünü üreten başka firmalar da varsa ve firmalar çok sayıdaysa firmalar o zaman rekabet olur. İşte piyasalar anlatırken tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasası, monopol piyasalar, monopsol piyasalar. Piyasaları anlatırken bu noktaya da dikkat etmek gerekiyor. Piyasalarda eğer birden çok firma alıcıysa ve birden çok firma satıcıysa o zaman rekabet ortamı doğuyor. Tam rekabet piyasasının bazı özellikleri var. Tam rekabet piyasasını her zaman mümkün olmayabiliyor. Sadece tarım ürünlerinde tam rekabet piyasasından söz edilebiliyor. Tarım ürünleri dışındaki piyasalarda tam rekabet piyasasından söz etmek de çok mümkün olmuyor. Çünkü tarım ürünleri piyasalarının dışında rekabet hemen hemen olmuyor. Evet. Promosyonlar var. Fiyatın içinde yer almaktadır. Piyasaya sunulan yeni ürünlerin tüketiciler tarafından farkına varılması amacıyla güçlü promosyon çalışmaları da olabiliyor. Bu güçlü promosyon çalışmaları olduğunda da yine promosyonlarla ne yapılmaktadır? Bazen giderler karşılanmakta. Buna göre de maliyet fiyatına satış olabilmektedir. Dağıtım son derece önemlidir. Dağıtım nereye dağıtacaksınız, ne kadar dağıtacaksınız, kimlere dağıtacaksınız, bunlar da önemli. Kamuoyu yine kamuoyunun baskısı, kamuoyu da buralarda önemli olmaktadır. Bir diğeri satış öncesi, satış anındaki ve satış sonrası faaliyetleri kapsayan hizmet faaliyetleri, pazarlama elemanları ne üretirler? Hizmet üretirler. Yani alıcı ve satıcı ve bunun arasındaki pazarlama fonksiyonunu yerine getirenler pazarlama yapısını ortaya getirirler. Ve bunlar da bunların elde ettikleri kısım nedir? Kar olarak ya da hizmet olarak dönmektedir. Bu hizmetin karşılığında da bir ne almaktadırlar? Alım satım arasındaki farkı almaktadırlar. Alım satım arasındaki fark çoksa o zaman pazarlama fonksiyonları da çok demektir.